Şimdi konunun önemli bir merkezde de değerlendirildiği gözlemleniyor hatta belki çözümün tam da adresi çünkü hem bölgesel sorunlar hem dünyada özellikle ticaret, ekonomi bu hatta sıkışanların kafasını yönünü çevirdiği yer. Asya coğrafyası, Çin'e, Rusya'ya bu bölge coğrafyasında işbirliklerini geliştirmeye herkes odaklanmış durumda. İşte Filistin meselesini konuşuyorsak onun çözüm rotası da kuşkusuz, başarı rotası da kuşkusuz bu yoldan geçiyor. Şimdi 140 ülke ve 30 uluslararası örgütün üst düzey temsilcileri Pekin'de kuşak ve yol girişimi forumunda buluştular. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping açılış konuşmasını yaptığı forumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı. İki lider hatta bir araya geldi bir görüşme de gerçekleştirdi ve Çin'le Rusya arasında işbirliği mesajı veren Şi Jinping ve Vladimir Putin Filistin meselesini de görüştü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliği yaptığı foruma başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere çok sayıda devlet lideri katıldı. Forumun açılış konuşmasını Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptı. 10. yılında kuşak ve yol girişiminin ülkeler arasındaki etkileşimlerin yeni yollarını yarattığını, uluslararası işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturduğunu belirtti. Bu gerçekten global bir plan. Çin devlet başkanı Kuşak ve Yol girişiminin bin yıllık İpek Yolu'na yeni milenyumda yeni bir canlılık enjekte ettiğini söyledi. <laughs> Şi, Amerika ve Batılı ülkelere üstü örtülü eleştiri olarak başkalarının kalkınmasına tehdit, karşılıklı ekonomik bağımlılığı risk olarak görmek kimsenin hayatına daha iyiye götürmez, kalkınmasına hız vermez ifadelerini kullandı. <laughs> Çin Devlet Başkanı ideolojik cepheleşme, jeopolitik rekabet ve blok siyaseti bizim seçtiğimiz yol değildir ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kuşak ve Yol Girişimi Forumunda konuştu. Putin, Avrasya Kara Parçası'nda işbirliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu. Putin, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol girişiminin Rusya'nın daha büyük bir Avrasya oluşturma fikriyle örtüştüğünü vurguladı. 140 ülke ve 30 uluslararası örgütün üst düzey temsilcilerini bir araya getiren Kuşak ve Yol girişiminde devlet başkanları ve uzun vadeli bir politika olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Xi Jinping'in dünyanın bir asırdır görülmemiş derin değişikliklerle karşı karşıya olduğu yönündeki stratejik tespitine tamamen katıldığını ifade etti. Putin, Rusya'nın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda Çin'i desteklediğini söyledi.